أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم Aziz müminler, mümineler, cümlenizi yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar. Cümlenize Rabbimden iki dünya saadeti niyaz ederim. Mezhepsel ihtilaflar hususunda ümmetten tih çölüne düşenler konulu derslerimizin 13. bölümündeyiz. Müminler, bu bölümde sizlerle hadis yasağını ele alacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra ümmetten tih çölüne düşenler yerinde oturdukları Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin hadislerine, sözlerine yasak getirdiler. Anlatma yasağı, nakletme yasağı, yazma yasağı. Bakın, bir Müslüman sadece bu konuyu tefekkür etse, düşünse, ya Peygamber'in Kur'an'a aykırı, Allah'a aykırı, dine aykırı, ahlaka aykırı, akla aykırı bir sözü mü vardı ki Peygamber Efendimizin hadislerine ve sözlerine yasak getirdiler? Yasak neye getirilir? Bugün dünyada yasaklar var. Yasak bilime aykırı, hakikatlere aykırı, gerçeklere aykırı, insanlara, milletlere zararlı olan şeylere yasak getirilir. Peygamber Efendimizin ilime, bilime aykırı olup insanlara zararlı, milletlere zararlı olacak sözleri mi vardı da Peygamber Efendimiz'den hemen sonra onun yerinde oturanlar Peygamberimizin sözlerine, hadislerine yasak getirdiler. Ve birileri bu yasağın ve yasakçıların tarafında durdu. Ehl-i Beyt bu yasağın ve yasakçıların karşısında durdu. Bakınız, Peygamber kelamına yasak getirenler ne Kur'an'ı anlamışlardır, ne İslam'ı anlamışlardır. O yasakçıların ve o yasağın yanında duranlar, tarafında duranlar, onlar da İslam'ı ve Kur'an'ı anlamamışlardır. Peygamber kelamına yasak getirmek ne demek? Kur'an'ın anlaşılmasına yasak getirmek. İslam'ın anlaşılmasına yasak getirmek. Çünkü Kur'an anlaşılır ise Müslümanlar tarafından, İslam Müslümanlar tarafından olduğu gibi anlaşılır ise
Müslümanları sömürmek, kullanmak, kendi çıkarları uğrunda yön vermek mümkün olmaz. Sömürmek için, kullanmak için, kendi çıkarları uğrunda camiaya, insanlara yön vermek için bu yasakları getirdiler. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allahu Azze ve Celle buyuruyor, Eti'ullah, itaat edin Allah'a, ve ati'ur Rasul, ve itaat edin Resulüne. İtaat edin Resulüne, yani ne? Resulün ameline ve sözlerine itaat edin. Ve men ata'a Resul fakat ata'a Allah buyurmuş Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Peygamber'in nesine itaat edecek bir Müslüman? Tabii ki Peygamber'in ya ameline veya sözlerine. Ameli neyse o amele, sözleri, sözlerindeki buyrukları neyse o buyruklara Müslüman amel edecek, itaat edecek. Peygamber'e itaat ettiği takdirde, sözlerine amel ettiği takdirde, yaptıklarını yaptığı takdirde Allah'a itaat etmiş olacak Kur'an'ın ayetine göre. Biz Kur'an'ı sana gönderdik peygamber. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Sen o Kur'an'ı insanlara beyan edersin. Hadis yasaklamak, yani Kur'an'ın beyanını yasaklamak. Sünneti yasaklamak, peygamberin uygulamalarını, amellerini yasaklamak. Sünneti yasaklayanlara tabi olanlar isimleri olmuş ehli sünnet. Ya sünneti yasaklayanın kendisi sünnet ehli değil ki sen de ehli sünnet olasın. Sünnet ehli olasın. Bakınız müminler. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin bizzat kendisi sünnetini yazdırmıştır. Sünneti yazdırmış. Sözlerini yazdırmıştır. Kur'an-ı Kerim bu doğrultuda bizlere emirler veriyor. Peygamber'e itaat edin. Bakınız bu eserimizde geniş olarak bu konuyu incelemişiz. Delilleriyle, kaynaklarıyla. Şayet itirazı olanlar varsa okusunlar bu eserimizi, kaynaklarına da baksınlar, ona göre efendim bir neticeye varsınlar. Bakınız bu eserimizde ben sadece ilk konu hadis yasağı hakkındadır. Bu hadis yasağı altındaki konuyu 65 sayfa yazmışım. Hadis faciası ve hadis gerçeği başlığı altında. Sünnetin yayılması ve peygamber. Sünnet Kur'an ile iç içedir. Peygamber ve imamların sünnetinin önemi. Peygamberin hadislerine uygulanan yasaklama. Hadis yasağının sebepleri. Yani bu yasağı getirenler hangi kılıflara sarılmışlar? Hadis yazımının yasaklanmasına dair ehli sünnetin delilleri, hadis yazımı yasağına dair ehli sünnetin tahlilleri, yasağa dair Şia alimlerinin tahlilleri, hadis yazımının yasaklanmasının zararları, İslam peygamberinin şahsiyetinin zedelenmesi, düzmece hadislerden örnekler, düzmece hadislerin hedefi, İnanç ve amel boyutunda düzmece hadislerin çoğalması, neden hadis uydurdular? Hadis uydurulmasının resmi emri, düzmecelerden birkaçına cevap. Bakınız müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin kendisi bizzat
hadis yazılmasına emir vermiştir. Bir iki tanesini şimdi arz edeyim. Biraz sonra Buhari'den göstereceğim, orijinal kaynaktan. Peygamber Efendimiz buyurmuş, benim sözümü dinleyeni, kalben kabul edeni, onu duymayanlara duyuranı ve ulaştıranı Allah hoşnut etsin. Sünen-i Ebi Davud, cilt 3, sayfa 322'de, hadis numarası 360. Sünen-i İbn-i Mace, birçok kaynak. Bakın, Peygamberimiz benim hadisimi ümmetime ulaştırarak bir sünnetin canlanmasına veya bir bid'atin yok olmasına sebep olanın mükafatı cennettir. Kaynaklarının hepsini bu eserimizde bulmanız mümkün. Veya Ebu Şat efendim Peygamberimize geliyor, diyor ki ben ey Allah'ın Resulü bu sözleri bana yazınız dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki benim sözlerimi Ebu Şat için yazınız. Buhari'de var bu hadis. Dolayısıyla müminler bakınız, mesela ümmetimden 40 hadis ezberleyeni Allah-u Teala kıyamet günü alim ve fakih olarak haşreder. Sünen İbn-i Mace'de var bu. 40 hadis ezberleyeni. Yani insan bu kavramın içine girebilmesi için ne olması lazım? Hadislerin nesil ve nesil aktarılması lazım. Devamlı hadislerin böyle inananların içerisinde kalması için ve inananlardan bir grubun ezberleyerek o kategoriye girmesi için hadislerin yazılması, anlatılması, nakledilmesi gerekir. Dolayısıyla müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hadis yazılmasına emir vermiştir. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'e uyulmasına dair emirler, ayetler mevcuttur Kur'an'da. Peygamberimiz hadis yazılmasına dair emir vermiş. Ama bu emre ilk karşı çıkan, peygamber hayattayken bu emre ilk karşı çıkan ikinci halife olmuştur. İkinci halife. Bakınız, elimdeki Buhari, Sahih-i Buhari'nin orijinal Arapçası. Orijinal Arapçası. Bakabilirsiniz, Sahih-i Buhari orijinal Arapçası. 7563 tane hadis var Buhari'de. 7563 tane hadis. Buhari'nin bu numaralandırmalı baskılarında 114 numaralı hadise bakıyoruz. 114 numaralı hadis. Şöyle yapayım ki çok kalın olduğu için kitap zarar görmesin. Şurada bakın, 114 numaralı hadis. Buhari şu hadisi 7 yerde nakletmiş. 7 yerde nakletmiş bu hadise. Bakınız, Peygamber Efendimiz İbn Abbas diyor, lamma iştedde bin nebi ve ce'uhu, peygamberin hastalığı artınca, peygamberin hastalığı çoğalınca, kâle u'tûnü bi kitâbin ektub lekum kitâben, bana bir kalem getirin, bana bir kağıt, bir kitabın, bir kağıt getirin. Ektub lekum kitaben, sizin için bir şey yazayım. Yazayım, bakın Allah Resulü kendi sözünü kendisi yazdırmak istiyor. Kendi sözünü kendisi yazdırmak istiyor. Ektub lekum, sizlere bir şey yazayım, yazdırayım. La tezillu ba'de, ondan sonra asla delalete düşmeyesiniz. Ondan sonra asla yanlışa düşmeyesiniz, delalete düşmeyesiniz. Kale Ömer, Buhari yazmış, kale Ömer, Ömer dedi ki innen nebi galebehul vece, peygamberin hastalığı şiddetlenmiştir.
وَاِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ Bizim yanımızda Allah'ın kitabı vardır. حَسْبُنَا O bize yeter. فَاَخْتَلَفُ Orada bulunanlar ihtilafa düştü, tartışmaya başladılar. وَكَسُرَ اللَّغَةُ Tartışma çoğaldı. قَالَ Allah Resulü buyurdu ki قُومُوا عَنِّي Neden tartışıyorlardı? Bir grup diyordu. Peygamberin istediği kalemi kağıdı getirin. Allah Resulü yazdırmak istediğini yazdırsın. Bir grup da ikinci halife Ömer'in sözünü tasdik ediyordu. Peygamberin hastalığı çoğalmıştır. Bizim yanımızda kitap vardır. Ya adama sormazlar mı? Senin yanındaki kitap o peygambere itaati emrediyor. Maksadın neydi senin? Amacın neydi senin? Orada peygamberi susturmakla neyi hedeflemişti bunlar? Vasiyetnameye karşı çıkanların amacı ve hedefi neydi? Benim yanımda Allah'ın kitabı, bizim yanımızda Allah'ın kitabı var diyenler bilmiyorlar mıydı ki o Allah'ın kitabı yanlarındaki peygambere itaati emrediyor? Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor Kur'an. O Kur'an demiyor ki peygambere sağlıklıyken itaat edin, hastayken itaat etmeyin. Böyle şerh mi var Kur'an'da? Bizim yanımızda Allah'ın kitabı vardır diyen ne dediğini çok iyi biliyordu. Çünkü biliyordu ki Peygamber Efendimiz ne yapacak, ne yazacak, ne yazdıracak. Karşı geldiler. Karşı geldiler ve tartışma çoğaldı. Allah Resulü buyurdu ki قُومُ اَنِّ Kalkın yanımdan çıkın. Kalkın yanımdan çıkın. La yenbeği indi ettenazu benim yanımda tartışmak layık değil, doğru değil. Benim Müslüman kardeşlerimin bazıları Allah Resulü'nün yanından kovduklarını başlarına tac etmişler. Bu senin Buhari'n peygamber yanından birilerini kovdu. Kimi kovdu acaba? Peygamberin istediği kalemi kağıdı getirin, yazdırmak istediğini yazsın diyenleri mi kovdu? Yoksa kalem kağıt getirmeyin, vasiyete gerek yok, bizim yanımızda Allah'ın kitabı var diyerek peygambere karşı çıkanları mı kovdu peygamber? Müslüman kardeşim, ne olur biraz oturup düşünsen, Allah Resulü'nün yanından kovduklarını başına tac etmesen, bakın Buhari yazıyor. Kumu anni kalkın buradan çıkın kalkın yanımdan. Fekharaca İbn Abbas çıktı ve dedi ki İnne raziyyete kullu raziyye ma hale beyne Resulullah ve beyne kitabeh. Bakın Resulullah'la yazdırmak istediğinin arasına girdiler. Bunu Buhari yazıyor. Müminler, Peygamber Efendimiz hadislerinin yazılmasını istemiş. Kur'an'ın bu yönde emirleri var. İtaat edin Resul'e, yani Resul'ün ağzından çıkanlara, Resul'den gördüklerinize, Resul'ün amellerine ve sözlerine. Hadis hakikatine, hadis nakledilmesine, hadis yazılmasına, Buhari'nin nakline göre ilk karşı çıkan ikinci halifedir. İlk karşı çıkan. Ancak benim Ehl-i Sünnet kardeşimle Buhari ve ikinci halife arasında büyük bir çelişki var. Ehl-i Sünnet kardeşim bu çelişkiyi bilmeli. Ya Buhari'ye hak vermeli, Buhari haklıdır demeli, halife yanlıştadır demeli veya halifeye hak verip Buhari'yi reddetmeli. Ehl-i Sünnet kardeşim
bu çelişkiden kendisini kurtarmalı. Bakınız, ikinci halife hadis yazılmasına, nakledilmesine karşı çıkmış mı? Karşı çıkmış. Ehl-i sünnetin Kur'an'dan sonra şeriate temel kaynak kabul ettiği 6 kitaptan sıralama olarak, itibar olarak birinci sırada gelen Buhari hadis kitabı yazmış. Ve bu Buhari'nin içinde 7563 hadis var. Buhari hadis kitabı yazmakla ikinci halife Ömer'e muhalefet etmiştir. Yani ikinci halife Ömer'in en şiddetli, en büyük muhalifi Buhari'dir. Neden? Ömer hadise karşı çıkmış, hadis yazdırmamış. Buhari ise eseri ortada, 7563 hadisi ihtiva eden bu eseri yazmış. Buhari yazmakla halifeye karşı çıkmış. Buhari ehli sünnetin en büyük hadis alimi. Ömer de ehli sünnet kardeşlerimizin meşru kabul ettikleri halife. Eğer benim sünni kardeşim Ömer'i ise Buhari'yi reddetmeli. Bakın, Ömer'i ise benim sünni kardeşim Buhari'ye ve peygambere karşıdır. Bu konuda bakın, bu konuda ehl-i sünnet kardeşim Buhari ile peygambere karşıdır. Neden? Buhari hadis kitabı yazmış. Peygamber bana kalem kağıt getirin, bir vasiyet yazdırayım demiş. Benim sözlerimi yazın diye açıkça emir vermiş. Ömer ise tam aksi yönde yer almış. Eğer benim ehl-i sünnet Müslüman kardeşim bu hadis konusunda Ömer'i savunuyor ise, bu kardeşim bilsin ki Buhari'nin ve peygamberin karşısındadır. Böylelikle Buhari'yi de kabul etmemesi lazım. Buhari'yi de inkar etmesi lazım ehl-i sünnet kardeşimin. Peygamberle de ters düşmüş oluyor bu konuda. Eğer hayır kardeşim ben Buhari'nin tarafında ve peygamberin tarafında duracağım da diyorsa, halifenin yanlışını kabul etmesi lazım. Halife yanlış yapmıştır peygamberin sözlerini yasaklamakla, peygamberin sözlerine karşı çıkmakla yanlış yapmıştır, bu yanlışını itiraf etmesi lazım. Evet. Ben de inanıyorum ki ehl-i sünnet kardeşim peygamberin tarafında yer alacak bu sohbeti dinledikten sonra. İlmin tarafında yer alacak. Eğer peygamberin tarafında, ilmin tarafında yer, mantık açısından yer alıp evet doğrudur, peygamber yazdırmış, yazdırmak istemiş, Buhari yazmış, ikinci halife karşı çıkmış, bunu bu şekilde kabul ediyorsa, o zaman neden Ömer'e sessiz kalıyorlar? İkinci halifeye neden sessiz kalıyorlar? Neden temiyorlar? Evet, bu konuda yanlış yapmış halife. Ve bu konuda öyle küçük bir yanlış değil, önemsenmeyecek bir yanlış değil. Düşünün, bu yasaktan dolayı Müslümanların içerisinde hadis uydurma dükkanları açıldı. Hadis uydurma odakları açıldı. Kim çok hadis nakletseydi ona para veriyorlardı. Tabii ki Hicri 100. seneden sonra. Hicri 100. seneden sonra. 90 sene boyunca bu yasak devam etmiştir. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz bize iki ağır emanet bıraktı. Ehl-i sünnet kardeşlerimizin inancı. Kitab Allah ve sünneti. Ben size Allah'ın kitabını ve sünnetimi emanet bırakıyorum. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz böyle inanıyor.
Şia diyor ki Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz de diyorlar ki hadis var ki kitab Allah ve sünneti. Peygamberimiz Allah'ın kitabını ve sünnetini emanet bırakmış. Tamam kardeşim, biz de kabul ettik şimdilik. Kitab Allah ve sünneti sözünün sahih bir hadis olduğunu kabul ettik şimdilik diyoruz. Peki Ömer hasbuna kitab Allah demekle sünnete muhalif olmuyor mu? Siz bir taraftan diyorsunuz ki peygamber kitab Allah sünneti diyerek Allah'ın kitabını sünneti bize bıraktı. İki şeyi bize bıraktı. Halifeniz de diyor ki Allah'ın kitabı bize yeter. Yani sünneti kabul etmiyor. Peki burada büyük bir çelişki yok mu? Sünnete muhalif değil mi halife? Bu noktada halifeye niye sessiz kalıyorsunuz? Eğer kitabullah kafi ise Allah'ın kitabı bize yeterlidir sözü doğru ise Buhari ve Müslim ve diğer hadis alimleriniz neden hadis kitapları yazdı? Eğer bu söze inanıyorsanız, halifenin mantığına, düşüncesine inanıyor iseniz neden Buhari, Müslim, Ebi Davud, Nesai, İbn Mace ve diğerleri hadis kitapları yazdı? Eğer Allah'ın kitabı bize yeter, kitabullah kafi değil, yeterli değil diyor iseniz, o zaman neden halife kabul ettiğiniz ve zerre kadar yanlış yapmayacağına inandığınız şahıs neden peygamber hadislerine karşı çıktı? Ya hadis yazanlar peygambere karşı çıkmış ya Ömer, ikisinden birisi. Çünkü hadis yazanlarla Ömer'in aksi yönde olduklarını görüyoruz. Ömer diyor Allah'ın kitabı bize yeter. Hadis yazanlar bu sözü kabul etmeyip yazıyorlar. Kitap yazıyorlar hem de. Ya hadis yazanlar peygambere karşı çıkmış hadis yazmakla veyahut da Ömer peygambere karşı çıkmış yasaklamakla. Buhari, bakın Buhari ve Kur'an mantığına göre, bakın Buhari ve Kur'an mantığına göre Ömer'in mantığı ile Kur'an'ın efendim beyanı, Ömer'in mantığı ile Buhari'nin mantığı asla yan yana gelmez. Kur'an buyuruyor eti'ur resul. Kur'an buyuruyor peygamber size neyi verirse alın onu. Buhari hadis kitabı yazıyor, Ömer ise yasaklıyor. Bu iki düşünce, tefekkür asla yan yana gelmez. Benim ehl-i sünnet kardeşim, sen peygamberden sonra halifelere tabi değil misin? Sen peygamberden sonra, Efendimiz'den sonra Ömer'e tabi değil misin? Öylesin. Ömer Allah'ın kitabı bize yeter, hasbuna kitabullah demedi mi? Dedi. O zaman Buhari'yi niye kabul ediyorsun? Buhari'yi kabul etmemen lazım. Ama biz görüyoruz ki dünyanın neresinde ehl-i sünnet varsa kutub-u sitte'yi kabul eder. Baş kitabı yapar. Baş kitabı kutub-u sitte'yi. Sıhhah derler. Buhari'yi neden kabul ediyorsun? Kabul etmemen lazım. Müslim'i kabul etmemen lazım. Evet, sen de biliyorsun ki bunlar büyük sorular, büyük eleştiriler. Cevap vermek güç bu sorulara. Ya diyeceksin ki halife hata etmiştir.
Buhari doğrusunu yapmıştır ve emsali Buhari. Veya diyeceksin ki Buhari yanlış yapmıştır. Eğer Buhari'nin hadis alimlerinin yanlış yaptığını kabul ediyorsan onları inkar etmen lazım. O eserleri yok etmen lazım. Kabul etmemen lazım. Böyle bir durumda da hiçbir şeyinin kalmadığını göreceksin. Yani bu hadis eserlerini bir kenara atsan her şeyin biter. Bunun farkındasın. Onun için çelişkiler yumağında böyle devam edip gidiyorsun. Kulağını, gözünü kapamışsın. Diyorsun ki biz gözümüzü açtık, böyle gördük. Bugüne kadar böyle gelmiş, biz de böyle devam edelim diye. Çünkü neden? Bu sorduğum sorulara, çelişkilere cevap aramıyorlar, aramak istemiyorlar, vermiyorlar, vermek istemiyorlar. Çünkü Buhari'yi kabul etse Ömer'i reddetmiş olacak. Ömer'i kabul etse hadisleri reddetmiş olacak. Her iki durumda da yıkılacak. İnanç efendim iddiaları tamamen tarumar olacak. Bunun bilincindeler. Bunun bilincinde oldukları için bu sorulara cevap veremiyorlar. Vermek istemiyorlar çünkü cevabı yok. Neticeye gelelim. Dünyada bir tane mezhep vardır. Halifeleri sünnetin yazılmasına karşıdırlar. Halifeleri sünnetin yazılmasına düşmandırlar. Sünneti yazanları cezalandırmışlardır. Sünneti nakledenleri cezalandırmışlardır. Ama en büyük alimleri sünnet kitabı yazmışlar. Bakın dünyada bir tane mezhep var. Halifeleri sünnetin yazılmasına, hadisin yazılmasına düşmandırlar, karşıdırlar. Ama en büyük alimleri sünnet kitabı yazmışlar. En cahil insan bile bu çelişkiye güler. En cahil adam. Ya gidin. Bir tane gayrimüslime bunu anlatın, adam güler der, böyle bir inanç mı olur ya? Halifen hadise sünnete karşı olacak, en büyük alimlerin de hadis kitabı yazacak. Bunlara en büyük alim diyeceksin, bunlara da halife raşit diyeceksin. Müminler peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz bizzat hadislerinin sünnetin yazılmasına emir vermiştir. Bizzat emir vermiş. Ve Peygamber Efendimizin verdiği bu emir ehli sünnetin 6 sahih kitap dedikleri Tirmizi'de de nakledilmiştir. Tirmizi'nin 5. cildinde. 5. cildinde. Bakınız Tirmizi'nin 5. cildinin 39. sayfasında nakledilen 2-3 tane hadisi sizlerle paylaşayım. Yani bu Tirmizi Şia mektebinin kabul ettiği bir hadis kaynağı değil. Ehl-i Sünnet bunu kabul ediyor ve buna sahih diyor. Kutub-ı Sitte'den birisi diyor. Adı Sünen de olsa diyor Kutub-ı Sitte, Sahah-ı Sitte'den birisi Tirmizi. Kendi kaynakları ne yazmış? Bakın kendi kaynakları ne yazmış? Kana reculun minel ensar, kaynak vereyim, cilt 5 sayfa 39, hadis numarası 2671. Kur'an'ın ayetini gösteriyorsun Müslümana. Buhari'yi kabul ediyorum diyor. Buhari'den gösteriyorsun Müslümana.
halen dahi diyor ki Şia'nın sapıklıklarından biraz anlat. Ben bir Şii din adamıyım. Buradan canlı yayından ilan ediyorum. Gelin Ehl-i Sünnet ve Şia'nın etkin insanları, ilim adamları aynı masada oturalım. Devletin kanalı var. Bak Diyanet de var. Diyanet İşleri Başkanı mı gelir? Başka bir ilahiyatçı mı gelir? Devletin kanalında oturalım. 84-85 milyonun vergi ödediği TRT'de oturalım. Biz Şia olarak Kur'an'a ve sünnete aykırı olan her şeyimizden vazgeçmeye hazırız. Eğer bir şeyimiz varsa Kur'an'a ve sünnete aykırı olan bir şeyimiz varsa ondan vazgeçmeye hazırız. Ehl-i sünnet kardeşim, sen de Kur'an'a ve sünnete aykırı olan şeylerinden vazgeçmeye hazır mısın? Biz bu konuda münazaraya hazırız. Buyur, Hodri meydan. Bak biz hakaret etmiyoruz. Hakaret etmiyoruz. Yani benim Şia mektebinin hangi sapıklığını gördün? Ama şunu söyleyeyim ben. Türkiye'de 14-16 tane kitap çıkardılar. Aşağı yukarı 60-70 seneden beri çıkarıyorlar. O kitapların ben adresini de vermeyeyim. O kitapların hepsinin birinci, üçüncü sayfalarında Şia'yı Yahudilikle yan yana getirenler var. O şekilde yazmışlar. İngilizler bir mezhep çıkarmış Ehl-i Sünnet içerisinden. Adı Vahabizm, Vahabilik. Ve bu Vahabilerin görevi her yerde Şia'ya saldırmak, hakaret etmek. Benim saf bazı Ehl-i Sünnet kardeşlerim de onlardan işittiklerinden etkilenmişler. Araştırma yapmadan, inceleme yapmadan o duydukları yalan ve iftiraları kendilerinde efendim doğruymuş gibi kabullenmişler. Biz de buradayız, uzayda yaşamıyoruz. Diyoruz ki bak Hodri meydan, çıkalım televizyona. Türkiye'de en büyük dini kurum Diyanet değil mi? Diyanet İşleri Başkanı ile oturalım, karşılıklı münazere edelim. Şia'nın Kur'an'a ve sünnete aykırı nesi var? Atmaya hazır. Ehl-i sünnetin de Kur'an'a, sünnete aykırı şeyleri atmaya hazırlar mı? Hazırlarsa buyursunlar. Biz buradayız, kaçmıyoruz. Kendi kaynağımızdan anlatıyoruz. Kur'an'dan, Buhari'den anlatıyoruz. Ya anlattıklarımız hakkında birazcık olsun tefekkür edip Allah Allah, Buhari'de de bu varmış, bizim haberimiz yokmuş. Müslüm'de de bu varmış, bizim haberimiz yokmuş. Tefekkür edeceğinize halen dahi o ezberci, saldırgan ve şaşıp bakma mantığıyla devam ediyorsunuz. Yazık, yazık, yazık. Kur'an'ın böyle bir Müslüman profili yoktur. Kur'an'ın Müslüman profili nedir biliyor musunuz? Bir fasık izâ câ'a fâsikun binebe'in fetebeyyanu, bir fasık size bir haber getirdiğinde araştırın. Kur'an'ın Müslüman profili nedir biliyor musunuz? Bir toplum hakkında zanda bulunmayın, birbiriniz hakkında gıybet etmeyin, birbiriniz hakkında suizan etmeyin. Kur'an'ın Müslüman profilinde ne vardır biliyor musunuz? Febeşşir ibadiyellezine, ibadillezine yestemiunel kavl feyettebiuna ahsene. Müjde ver. Sözü dinleyip en iyisine tabi olan kullarıma. Sözü dinleyip en iyisine tabi olan. Sözü işitiyorsun ama tahlil etmeden karar veriyorsun. Kur'an'ın senin gibi bir Müslüman profili yoktur. Kur'an böyle bir Müslüman profili bize anlatmamış. Bakınız, dönelim konumuza. Tirmizi, cilt 5, sayfa 39, hadis numarası 2671. Ben soruları aslında arada cevap vermek üslubum değil. Bir kardeşimiz orada yazdı, Şia neden sahabeye küfrediyor?
Sahabeye küfreden Şia veya gayri Şia kimse Allah lanet etsin. Tamam, küfreden. Ancak sahabeye küfreden, küfrettiren Muaviye'ye de Hazret diyenlere Allah akıl fikir versin. Onlara akıl fikir diyorum, istiyorum. Şia sahabeye küfretmez ama sahabenin münafığını eleştirir. Sahabenin peygamberle uğraşan dönenini eleştirir. Ha, biz eleştirdiğimiz zaman siz bunu küfür olarak talakki ediyorsanız benden önce, Şia'dan önce o zaman Allah sahabeye küfretmiş demektir. Ben Kur'an'da sahabenin menfi yönüne dair onlarca ayet size söyleyeyim. Ehl-i sünnet kardeşimin yanlışı şuradadır. Peygamberi 5 dakikalığına da gören bir Müslümana diyor bu sahabedir. Ya o gün bu peygamberi gördü. 5 dakika gördü, çekti gitti. Bu nasıl adil olabilir? Bu nasıl yıldız olabilir? Bunların içerisinde salihi vardı, gayrı salihi vardı, mümini vardı, gayrı mümini vardı. Biraz akıllı olmak lazım. Efendim, sahabe, peygamberi gören herkes sahabedir ve bu sahabelerin hepsi adildir, hepsi yıldızdır. Eleştirilmezler, yanlış yapmazlar onlar çünkü. Ya, peygamberin kendi sözleri var bu konuda. Peygamber bile demiş ki ashabtan bir grup cehenneme gidecek. Buhari yazmış bunu. Siz halen tutturmuşsunuz Şia sahabeye küfrediyor. Şia sahabeye küfretmiyor. Şia sahabenin münafığını eleştiriyor. Şia sahabenin münafığını başına tac etmiyor. Senin ettiğin gibi. Ama Şia senin yaptığın şunu da yapmıyor. Sahabe olan Hazreti Ali'ye küfreden, küfrettiren, lanet eden, lanet ettiren Muaviye'ye de Şia Hazret demiyor. İşte en büyük ayrılık noktalarından birisi bu tür noktalar. Gelelim konumuza. Kâne reculun minel ensâr yeclusu ilen nebî fe yesmâvû minen nebî. Ensardan bir adam oturmuştu, peygamberin konuşmasını dinliyordu. Evet. Ve lâ yehfezuhu, ama peygamberin sözlerini ezberleyemiyordu. Feşekâ zâlike ilen nebî. Bundan dolayı peygambere şikayette bulundu. Ya Resulallah inne esma'u minkel hadis. Ey Allah'ın Resulü, ben senden hadis dinliyorum. Ancak bu hadisleri hafızama yerleştiremiyorum. Aklımda kalmıyor, unutuyorum. Fekale Resulullah iste'in bi yeminik. Allah Resulü buyurdu ki elinden yardım al. Ve evme'e bi yedihi lil khat. Ve eliyle yazıya işaret etti. Yani yaz. Peygamber hadisinin yazılmasına emretmiş. Ömer demiş hayır, hadis istemiyoruz, bize Kur'an yeter. Sünni kardeşim de Ömer'i başına tac etmiş. Neyse, devam edelim. Evet. Peygamber annen nebi hatebe, peygamber konuşma yaptı. Fezekerel gıssete fil hadis, hadisinde bir olayı anlattı. Kale Ebu Şat, Ebu Şat kaynağını bir daha vereyim. Tirmizi cilt 5 sayfa 39, hadis numarası 2672. Kale Ebu Şat, Ebu Şat dedi ki ya Resulallah uktubu li, bu konuşmayı bana yazınız, bu hadisi bana yazınız. Fekale Resulullah, Peygamber Efendimiz buyurdular ki uktubu li Ebi Şat, Ebi Şat için yaz. Yani demek ki o şahıs yazma da bilmiyordu. Ebu Şat için yaz. Yine Tirmizi cilt 5 sayfa 40 hadis numarası 2673. Leysa ahadun min ashabi Rasulillah. Ebu Hureyre diyor, bakınız. Ebu Hureyre. Leysa ahadun min ashabi Rasulillah ekseru hadisen an Rasulillah minni illa Abdullah ibn Ömer. Peygamberin ashabı içerisinde Abdullah ibn Ömer hariç benden daha hadis bilen yoktu. Ebu Hureyre diyor. Leysa ahadun min ashabi Rasulillah ekser hadisen an Rasulillah. Abdullah İbni Ömer ikinci halifenin oğludur.
Abdullah İbni Ömer'in dışında benden daha çok hadis bilen yoktu diyor Ebu Hureyre. Ancak diyor aramızda bir fark vardı. Abdullah İbni Ömer'le benim aramda bir fark vardı. Ebu Hureyre diyor. Tirmizi de yazıyor. فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا اَكْتُبُ Abdullah İbni Ömer hadisleri yazıyordu ama ben yazmıyordum. Şimdi benim ehl-i sünnet kardeşim, el-insaf, peygamber demiş hadis yazın. İkinci halifenin oğlu hadis yazmış, Ebu Hureyre'nin kendisi diyor. O yazıyordu, ben yazmıyordum. İkinci halifenin oğlu Abdullah hadis yazmış. İkinci halife hadis yazılmasına karşı çıkmış. Sen bu noktada hangi taraftasın? Peygamberin, halifenin, oğlunun ve hadis alimlerinin tarafında mısın? Yani ilmin tarafında mısın? Yoksa ilme karşı olan tarafta mısın? Karar seni. Gelelim Buhari'ye. Buhari bakınız tek ciddi baskılardaki Buhari 7563 hadisin tamamı bu baskının içerisinde. Açalım Buhari'nin 42. sayfasında hadis numarası 112-113 göstereyim. Baskı kalın olduğu için yırtılabilir kitap. 112-113 numaralı hadis. Bakın. Diyor ki fecaa raculun min ehlil yemen. Yemenli birisi geldi. Ektub li, peygambere dedi ki ektub li ya Resulallah. Uktub li ya Resulallah. Uktub li. Benim için yazınız ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurdu ki uktubu li ebi filan filan, falanca için yazın. Peygamber demedi benim hadislerimi yazmayın ey Yemenli. Ben hadislerimin yazılmasına karşı olan birisiyim. Yazmayın benim hadislerimi demedi. Tam tersi dedi filanca için yazın. Yine Ebu Hureyre diyor Buhari de nakletmiş. Tirmizi'nin naklettiği rivayeti Buhari'den nakletmiş. 113. hadiste. Ebu Hureyre diyor ki مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّب۪ي اَهَدٌ اَكْسَرَ حَد۪يسًا اَنْهُ مِنِّي مِنِّي اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنُ اُمَرٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَا اَكْتُبْ Peygamber ashabı içerisinde benden daha çok hadis bilen yoktu. Sadece Abdullah İbni Ömer hariç. Onunla benim de bir farkımız vardı. Ben hadisleri yazıyordum. Ben hadisleri yazmıyordum. Abdullah İbni Ömer hadisleri yazıyordu. Yani halifenin kendi oğlu bile babasına karşı çıkmış. Yazarak karşı çıkmış. Benim ehl-i sünnet kardeşim, 14 asır önce halifenin belinden düşen hadis konusunda babasına muhalefet etmiş, yazmış. (gülüyor) 14 asır sonra sen halifenin bu yanlışının peşinde mi duracaksın? Halifenin bu yanlışını tasvip mi edeceksin? Raşit diye kabul ettiğin halifeyi bu konuda sorgu yağmuruna tutmayacak mısın, demeyecek misin? Sen ne hakla peygamberin kelamına yasak getiriyordun? Peygamberin Kur'an'a aykırı bir sözü mü vardı? Ahlaka aykırı bir sözü mü vardı? Dine aykırı, ilme aykırı bir sözü mü vardı da sen benim peygamberimin sözlerine yasak getiriyordun? Demeyecek misin? Bakın bunun ameli olarak halifenin oğlu söylemiş. Ameli olarak halifenin oğlu yazmış. Peygamberden sonra da yazdıkları nakledilmiş ki bugüne kadar gelmiş. Demek ki peygamberden sonra halifenin oğlu kendi yazdıklarını anlatmış. Yani babasına karşı gelmiş bu konuda. Muhalefet etmiş. Sen karşı gelmeyecek misin? Sen muhalefet etmeyecek misin? Bu iman meselesidir. Yani insan
Yanlışı gördüğü zaman yanlışın karşısında durması, evet bu yanlıştır, olmaması gerekirdi demesi iman meselesidir. Gerisi kalmış artık dinleyicinin kendi kararına. Neticede bakınız müminler, Ehl-i Sünnet'in alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri hadis nakletmişler. Çünkü o alimler çok iyi biliyorlardı ki Peygamberimiz buyurmuş ki benim hadislerimi yazın. Ehl-i Sünnet alimleri hadis nakletmişler, hadis yazmışlar, hadis kitabı yazmışlar. Ömer demiş ki yazmayın, nakletmeyin. Buhari ve diğer hadis alimleri Ömer'i dinlemediler bu konuda. Ve peygambere itaat ettiler. Ehl-i Sünnet'in hadis alimleri hadis konusunda Ömer'i dinlemediler. Ömer'i reddettiler. Ömer'i yok saydılar. Ve peygambere itaat ettiler. İlmin tarafında yer aldılar. Bugün Ehl-i Sünnet kardeşlerimize soruyoruz. Siz hangi taraftasınız? Ömer'in mi tarafındasınız? Alimlerinizin mi tarafındasınız? Bu çelişkiden kendinizi kurtarın. Bu çelişkiden, çünkü büyük bir çelişki. Halife karşı çıkmış, kabul ettiğiniz hadis alimleri yazmış. Ve hadis alimleri peygamberin tarafında, ilmin tarafında durmuş. Siz de kararınızı açıklayın, verin. Hangi taraftasınız? Halifenin tarafında mısınız yoksa alimlerinizin tarafında mısınız?